Radyo net yorum kaldığımız yerden devam ediyoruz. O esnada o yanımla biz biraz sohbet ettik, sohbeti biraz koyulaştırdık. Daha iyi oldu diye düşünüyorum. O yani ben kaldığım yerden devam etmek istiyorum, izin verirseniz. Şimdi Sapanca ile ilgili konuşmalarımız var, söylemlerimiz var. Hatta en son Sapanca Belediye Başkanı Sayın İbrahim Uslu'nun işte, Sapanca Davos olacak diye bir söylemi var, değil mi? Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Hak veriyor musunuz? Doğru mu söylüyor sizce? Az önce de söylediğim gibi Sapanca gerçekten kendine has özellikleri olan bir yerleşme. Coğrafyaya sahip ve bugüne kadar hani geldiği konuma baktığımızda hak ettiği yere gelmiş mi? Maalesef gelememiş. Şimdi Davos'a baktığımızda Davos'un da kendine has bir takım özellikleri vardır. Biz Sapanca'yı Davos yapmayacağız, Sapanca'yı Dünya Yıldızı yapacağız. Kendine has bu özellikleri. Söz, evet, yani bu konuda çok iddialıyız. Sapanca'yı Dünya Yıldızı yapacağız ve Sapanca diye anılacak her yerde. Sadece Sakarya'da, Türkiye'de değil, bütün dünyada Sapanca olarak anılacak. Tabii ki ben zaten şehir plancısıyım, projeciyim. Bu konuyla ilgili birçok projemiz var. Sapanca'nın hem ekonomik yapısını hem kültürel yapısını geliştirecek birçok projemiz var. Bunları hayata geçirdiğimizde zaten hani Sapanca kendi içinde bir yıldız olacaktır. Diğer yerleşmelerle belki artık Davos değil Sapanca diye anılacaktır. Hedefimiz o yani. Belki değil, hedefimiz o zaten. Öyle olması gerekiyor. Bunun için de Sapanca'nın birçok değerlendirilmesi gereken kaynağı var, gölümüz var, arsalarımız var. Bu konuya girmeden en azından o yanım, şimdi belediyelik deyince aklımıza bir şey geliyor. Kaldırım taşı sökmek, tekrar döşemek, sökmek, döşemek. Yani genelde bu bizim halkımızın kafasına yerleşti. Bende de o yerleşiyor. Yani nereye gittiğim zaman aynı yerde bir sene sonra, iki sene sonra bakıyoruz ki o kaldırım taşı tekrar sökülmüş, tekrar döşeniyor. Yani belediyecilik bu aklımıza geliyor yani. Fazla yorum yapmadım ama ya çoğu yerde bu şekilde değil mi? Tabii ki yollar hepimizin ulaşması için gerekli olan organlar ama yani biz ona kaldırım belediyeciliği diyoruz ve bizim anlayışımızdaki evet, onlar rutin yapılması gereken işler ama sadece belediye hizmetlerini kaldırımlara ve yollara endekslersek o zaman hani hizmet alamamış olursunuz. Onun adı işte kaldırım belediyeciliği yani oluyor. Yani burada altyapı sorunları var. Altyapı sorunu olmayan mahalleler var. Özellikle Sapanca'da. Tabii ki. Şimdi söyleyeceğimiz gölün çekilmesi değil mi? Siz en azından bu konuda uzman evet, alanınıza giriyor. Gölün suyun çekilmesi. Bu konuyu açalım lütfen. Altyapı sorunları var. Üst yapı sorunları var. O şehirdeki gençlerin ekonomik sorunları var. İşsizlik sorunları var. Kültürel sorunları var, çocukların rahat bir şekilde okula gidip gelmeleri, boş zamanlarını geçirebilmeleri, yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri mekanların oluşması sorunları var. Yaşlarımızın öyle rahat bir şekilde gidebilecekleri, zamanlarını geçirebilecekleri, huzur duyabilecekleri, huzur içinde yaşayabilecekleri mekanlar maalesef çok fazla yer almıyor Sapanca'da. Evet. Biz bütün bunları da hayata geçireceğiz. Ve özellikle turizm sektörünü Sapanca'da çok daha ileri noktaya getireceğiz. Her gelir seviyesinde olan halkımızın Sapanca'ya gelip konaklayabileceği, günübirlik turistik gezisini yapabileceği bir alan haline getireceğiz. Ve konulu turizm tesisleri, kongre merkezleri, bilimsel çalışmaların yapıldığı merkezler, artı yine hem turistik hem sağlık olarak sağlık merkezleri, özürlülerle ilgili merkezler, bu tür merkezler yaparak Sapanca'nın hem gelişmesine katkıda bulunacak hem de Sapanca'nın hani bir yıldız olarak adının duyulmasına katkıda bulunacağız. Evet. Oyunun gönül çekilmesiyle ben bir iki cümle düşüncelerinizi evet. alacaktım. Bu alarm veriyor mu? Tehdit oluşturuyor mu şu anda? Gerçekten şu an çok büyük tehdit oluşturuyor. Göl çok fazla çekilmiş durumda. Yani benim tanık olduğum en ileri seviyede çekilmiş durumda göl. Yani bu mevsimde hep taşmalar olurdu. Maalesef çok fazla geriye geldi. Kıyı çok fazla açıldı. Tabii Sapanca Gölü bizim gerçekten incimiz. Yani en değerli varlığımız, hazinemiz, Sapanca'nın hazinesi.
Artı Sakarya'nın da o şekilde. İçme suyu, evet, dünyada çok ender bu özellikte olan su kaynakları var. Bunlardan bir tanesi de içme suyu kaynağı olarak Sapanca Gölü değerlendiriliyor. Adapazarı halkının büyük bir bölümü buradan elde edilen suyu içiyor. Tabii gölün suyunun çekilmesi son derece bilimsel bir olay. Bilimsel ve teknik olarak incelenmesi gerekiyor. Yani çok özel bir çalışma yapılması gerekiyor. Tek bir nedenin olduğunu düşünmüyorum ben. Gölün suyunun çekilmesini, gölü besleyen derelerden, göl Sapanca sınırları içine yapılan su fabrikalardan, gölü besleyen kaynakların bu fabrikalara aktarılmasından, içme suyu olarak gölün kullanılmasından, işte tüpraşın suyu çekmesinden, diğer birçok kullanımlardan hangisinin bu konuda en etkili olduğunun araştırılması gerekiyor. Yani şöyle düşünelim, göl bir havuz, çark suyumuz vardı biliyorsunuz. Önceden yani dünyada tersine akan, hep göllere akar dereler, nehirler, gölden akan bir suyumuz çark deresi. Fazla olan suyu boşaltırdı. Evet. Şimdi artık hani o kapılar tamamen kapanıyor ve çarktan su boşaltılamıyor. Hani bunun da neden olduğunu bilimsel olarak gerçekten çok iyi bir şekilde araştırılması gerekiyor. Mesela göle gelen dereler var. O derelerden de birçok alüvyon topraklar, kumlar gölün zeminine akıyor. Gölün içinde gölü besleyen kaynaklar var. O kaynaklar da zamanla kapanıyor. Bugün mesela göle dalan dalgıçlar gölün altının farklı bir tabakayla kapandığını söylüyor. Hani belki bütün bunlar ciddi bir şekilde araştırılıp çok ciddi tedbirler alarak ileriye yönelik hani gölün kurtarılması gerekiyor. Bir de oyanım ama bildiğim kadarıyla diğer iller de su çekiyor, kullanıyor. Bunlar da su şeyin debisini düşürmüş oluyor ama bugüne kadar tam bir açıklama yapılmadı. Şimdi bakın, Yuvacık Barajı'na boru döşendi. Yuvacık Barajı da Sapanca Gölü'nden su alıyor. Hani Tüpraş yıllardır su alıyor. İlk defa almıyor ki, hani ilk defa bu sene almıyor. O yüzden direkt olarak onunla ilişkilendirilmesi... Ama genelde basında o şekilde söyleniyor. Yani Kocaeli alıyor deniliyor. Bulmuyorum. Zannediyorum yani 40'lı yıllarda falan bir anlaşma yapılmış. Bakanlar Kurulu'ndan bir karar çıkmış. O yıldan bu yana da Tüpraş suyu alıyor gölden. İçme suyu olarak da kullanılıyor. Kuraklık deniyor. Yani zaman zaman bu şekilde hani mevsim kuraklığının uzun sürdüğü dönemler yaşayabiliyoruz. Ben Sapanca'da doğdum, Sapanca'da yaşıyorum. Uzun yıllardır hani bu şekilde bir çekilmeye hiç tanık olmadık biz. Taşmalara zaman zaman tanık oluyorduk. İşte çark suyu açılarak onun önüne geçiliyordu. Ama şu an yani göle ilave su getirmeniz gerekiyor. Evet, son derece hatta Yuvacık Barajı'na boru döşenirken karşı çıktığımızda hani tersi de olabilir. Barajdan göle de su aktarabiliriz denmişti. Bu konuda da yetkilileri duyarlı davranmaya çağırıyoruz açıkçası. Evet, şu an göl SOS veriyor. Evet, evet, tersine bir akışın zamanı geldi gibi gözüküyor. Evet. Bir de şu konu vardı, işte yanık taş ocağı olayı değil mi? Buradaki en son gelişme ne oldu? Sizin alanınız burada. Evet, şimdi Yanık Köyü Sapanca'mızın en doğusunda bulunan bir köy. Devlet Demir Yolları'nın hızlı tren yapımı ihalesinde kullanılmak için, yapımı amacında kullanılmak için Yanık Ocağı'ndaki, Yanık Köyü'ndeki bazı bölgelerin taş ocağı olarak kullanılması gündeme geldi. Bununla ilgili olumlu ÇED raporları alındı. Ben burada Yanık Köyü halkına da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten köylerine çok sahip çıktılar. Çünkü taş ocağının köylerine getireceği zararını çok fazla bilincindeydiler. Artı burada bir de şöyle bir çelişkili durum var. Orada daha önce açılmış bir taş ocağı vardı. Özel bir firma tarafından işletilen. Şimdi o firmanın işlettiği taş ocağı kapatılıyor. Ona kapatma kararı veriliyor. Aradan bir süre sonra
Devlet Demiryolları ihalesinde kullanılmak üzere yeni bir taş ocağı izni çıkartılıyor. Yani burada böyle de bir çelişki var. Evet. Burada halkımız, orada yaşayanlar, Yanık Köyü halkı gerçekten büyük bir direniş gösterdiler. Köylerine sahip çıktılar, arazilerine sahip çıktılar. Haklı olan yanları vardı. Yani haklarını aradılar ve karşılığını aldılar. Yanıkköy'ü 4 bölgeye belirlendi. 4 ayrı taş ocağı izni çıkmıştı. Bu verilen isimlere dava açarak ne kadar haklı olduklarını da ortaya koydular. Davaları kazandılar. Çünkü az önce bahsettiğimiz gibi Sapanca Gölü içme suyu havzası. Bir yandan gölün etrafını koruyorsunuz, koruma altına alıyorsunuz. Orada göle yüzlerce mesafede arsası olan bir vatandaş, ben arsama işte 100 metrekare bir ev yapacağım ya da bir kulübe yapacağım dediğinde izin vermiyorsunuz. Ama diğer taraftan hani bu şekilde taş ocağı açılması ya da ne bileyim ona izin veriyorsunuz. Onlara izin veriyorsunuz. Evet. Bir takım yatırımlar. Böyle de bir çelişkiler var. Onlar haklarını aradılar ve aldılar. Şu an ÇED raporları iptal edildi. Zannediyorum başka bölgelerden bu ihtiyaç karşılandı. Demek ki böyle de olabiliyormuş. Çünkü hızlı tren döşenmesi hemen hemen bitmiş durumda. Hani bu şekilde de olabiliyormuş. Biraz haklı olarak yaşadığımız bölgeye, yaşadığımız çevreye sahip çıkmamız lazım. Yani en azından oyanım o Yanık Köyü'nün halkının, köylü insanların bilinçli olması da aslında bir bakıma örnek. Kesinlikle, kesinlikle örnek. Yani ülkemizdeki her yere örnek olması gerekiyor. Oradaki o sahip çıkmanın, evet, direnmenin, her türlü hukuki yolların denenmesinin. Çünkü bir de şey, gerçekten hani yaşanmış bir örnek var. Açılmış bir işletme, daha sonra iptal ediliyor. Orada da o işletme sahibinin birçok şeyi var, kaybı var, zararı var. Ama diğer taraftan sen tamam ben hepsini unuttum, görmüyorum. Ben istersem olabilir, açabilirim gibi bir şey takılıyorsun. Yani ben yaptım mantığı gibi bir şey. Ben yaptım. Evet. Şimdi aslında belki daha önümüzde 4 aylık bir zaman var ama Oya'nın kısaca hedeflerinizden böyle bir iki cümleyle programın sonuna gelirken bir iki cümleyle bahsederseniz detayına girmeden, çünkü bunu ilerleyen programlarda yapacağız büyük ihtimalle. Evet, 4 ay boyunca sık sık bir araya i̇nşallah geleceğiz inşallah, Allah kısmet ederse. Az önce de belirttiğimiz gibi biz Sapanca'mızı dünya yıldızı yapmayı hedefliyoruz. Bunun için de Sapanca'mızın bütün potansiyellerini harekete geçireceğiz. Üreten, büyüten, genişleyen, büyüyen, çağdaş bir kent oluşturmayı hesaplıyoruz. Bunu Sapanca'da yaşayan tüm halkımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Zaten sloganlarımızdan bir tanesinde birlikte yaşayabilir, birlikte başaracağız. Biz alacağımız her türlü kararı ya da gerçekleştireceğimiz her türlü projeyi öncelikle halkımıza sunacağız. Onların görüşlerini alacağız, fikirlerini alacağız. 7'den 77'ye herkesin görüşünü alacağız ve ondan sonra halkın ortak kararıyla, ortak akılla projelerimizi gerçekleştireceğiz. Tabii çok daha ileri belediyecilik yöntemlerini kullanacağız. Hani az önce sizinle bahsettiğiniz gibi çarşıda döşeli olan parkenin rengini değiştirmekle, boyutunu, modelini değiştirmekle belediyecilik olmuyor. Çok daha ileri, çok daha hani ekonomisine katkı koyacak, kültürüne katkı koyacak, gelişmesine katkı koyacak projeler hedefliyoruz. Sapanca'mızın sınırları büyüdü. Artık köylerimizde belediye sınırlarımıza dahil oldu. Yanık'tan Akça'ya, Uzunkum'a birçok köyümüz mahalle olarak belediye sınırlarına katılacak. Bir süredir, yani uzun zamandır buradaki vatandaşlarımızla da görüşüyoruz. Onların da çok ciddi sorunları var. Onlar da hiç merak etmesinler. Biz belediyeciliğe, belediyenin her türlü sorunlarına hakimiz. Onların da karşılaştıkları, bugüne kadar yaşadıkları eksiklikleri, sorunları da biliyoruz. Onları çözmek için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunun için tabii ki öncelikle 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde yetkiyi almamız gerekiyor. Ben halkımıza güveniyorum. O yetkiyi alacağımıza da inanıyorum.
zaten sürekli beraberiz, sürekli görüşüyoruz, sürekli karşılıklı görüş alışverişinde, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Onların da bize inandığını ve güvendiğini biliyorum. Zaten hani o inançla ve o güvenle, yani sürekli bana işte tekrar aday ol, tekrar hani senin olman gerekiyor telkinleriyle ben de yoluma devam ettim. Bundan sonra da devam edeceğim. Yani biz Radyo Net olarak da sizin adaylarınızın hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben sizin aracılığınızla bir parantez de açmak istiyorum. Biliyorsunuz yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenlerimizin de Öğretmenler Günü'nü kutlarsanız. Evet, öncelikle sizin de Öğretmenler Günü'nüzü kutluyorum. Öğretmenler de gerçekten çok kutsal bir görevi üstlenmişler. Yani geleceğimizin şekillenmesinde, çocuklarımızın gelişmesinde çok büyük katkıları var. Son derece özverili, son derece meşakkatli bir meslek, son derece sabırlı olunması gereken bir meslek. Ben sizlerin huzurunuzda tüm öğretmenlerimizin, emekli öğretmenlerimizin de Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Emniyete intikal edenleri de, evet, başta Ulu Önder Atatürk. Zaten hani ilerlenmesi, kazanılması gereken en büyük hedef bilim ve teknik alanda kazanılması gerekir diyerekten bu alanda da gerekli girişimlerde bulunarak hani ülkemizin önünü açmıştır Atatürk'te. Ben edebiyete intikal eden tüm öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Sağ olun. Tekrar hepsinin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Radyoları başında bizi dinleyen dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Hepsine sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Evet, Koray Hanım, biz de çok teşekkür ediyoruz. Size tekrar başarılar diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere diliyoruz. Elinize sağlık, ayağınıza sağlık. 89.3 Radyo Net. Net yorum burada sona eriyor. Haftaya görüşmek üzere. Hepinize sevgi ve saygılar. İyi akşamlar diliyorum.